Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 14-20 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş Başak Burcu'nda ilerliyor ve bu hafta Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde haftanın başında ayın ışığı kapanan fazla. Pazartesi ve salı ay Aslan Burcu'nda olacak. Salı akşamı Başak Burcu'na geçiyor. Hafta başı biraz duygusal olarak içe dönüşler yaşayabiliriz. Özellikle iş hayatımızla ilgili meslek konuları olabilir, sağlığımızla ilgili bazı endişelerimiz, kaygılarımız olabilir veya bu alanlarla ilgili geçtiğimiz birkaç haftanın hayatımıza gelen konuları, neyse uğraştığımız konular, onlarla belki yine ilgileneceğiz, onları şöyle bir gözden geçireceğiz, tamamlayacağız. Aslında yeni ay doğmadan hafta başında bu konuları bir tamamlamak, bir gözden geçirmek de doğru olabilir. Netleşmeyen bir şeyler varsa, kararsız kaldığımız konular, bunları netleştirmeye de çalışabiliriz. Bunun dışında yeni ay öncesinde içe dönüşler yapmak, biraz maneviyata yönelmek, biraz tefekkür etmek de çok doğrudur. Hem yeni aydaki beklentilerimizi netleştiririz, iyice bir odaklanırız. Yeni aya yeni enerjilerle de başlamış oluruz. Evet, bu hafta 17 Eylül'de öğlen 14'te 25 derece Başak Burcu'nda yeni ayımız doğacak ve sizin için tabii ki önemli. Siz de aynen Başak gibi değişken bir burçsunuz. Özellikle doğum günü 13-20 Mart arası olan balık burçlarımız çok daha güçlü etki alıyor. Güneşi balık olanlar. Yükselen burcunda da 25 derece ve yakınlarında özellikle yükselen burcu olan balıklarımız da güçlü etkiler alıyorlar. İlişki evinizde bir yenilik var. Yeni kararlar olabilir tabii. İlişkiler, özel ilişkileriniz, toplumsal ilişkileriniz, hizmet aldığınız kişiler, belki işbirlikleri, yakın arkadaşlıklar, tüm bu alanlarda yeni olasılıklar gündemde olacak. Yeni ay döngüsünde hafta boyunca da etkili olacak. Oğlak Burcu'ndaki Satürn'ün ve Plüton'un Güneş'te üçgen açısı var. Yeni ayda da bu etkinleşiyor. 11. evinizde Satürn ve Plüto. Aslında sosyal hayatınız, arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, her neyse, ilişki dinamiklerinizde bazı güçlü adımlar atabileceğinizi gösteriyor. Yani bir arkadaşınızla bir işbirliğine başlayabilirsiniz ya da ait olduğunuz bir arkadaş grubundan güzel teklifler alabilirsiniz. Bunlar işbirliklerinde güzel projeler, uzun vadeli hedefler anlamına da geliyor. Güven arıyorsunuz. Hem ilişkilerinizde güven arıyorsunuz, hem iş hayatınızda, kariyerinizde, arkadaşlıklarınızda güven ve kararlılık öne çıkıyor. İşte bu yeni ay size güven veren ilişkileri hayatınıza sokabilir ve onları daha da sağlamlaştırabilir. Belki yasal bazı anlaşmalar, sözleşmeler, işbirliği gibi, evlilik gibi, bunları hayata geçirebilecek bir yeni ay döngüsündeyiz. Ama size güven vermeyen bazı ilişkilerinizde de önemli kararlar verebilir. Gerekli ilişkilerle gereksiz ilişkileri de ayrıştırabilirsiniz. Çünkü Başak'ın böyle bir düzenleme enerjisi de vardır hayatımız içerisinde. Bunlar da mümkün görünüyor. Evet, Venüs Aslan Burcu'nda genel olarak sağlık konuları olsun, iş hayatımız olsun, mesleki konularda bize destekler, yardımlar getirebilir. Ancak bu hafta Venüs'ün Uranüs'te bir dik açısı var. Bu anlamda sağlık konularında, günlük hayatımızda ya da yanımızda çalışan kişiler olabilir, beraber çalıştığımız kişiler olabilir. Biraz böyle beklemediğimiz ilginç, sürpriz gelişmelerle de karşılaşabileceğimizi gösteriyor. İlginç haberler duyabiliriz. Yani bu sizinle ilgili olmayabilir, komşunuzla ilgili olabilir, iş arkadaşınızla ilgili olabilir. Bir anda şaşırabileceğiniz, hani hiç aklınıza gelmeyen bir haber, bir gelişme. Hafta genelinde şöyle bir günlük hayatınızı da biraz hareketlendirebilir sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.